Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TTIT Geometri Soru Kitabı'nda noktanın analitiği konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Dik koordinat sisteminde köşegenlerin kesim noktası orijin olan ve kenarları eksenlere paralel olan bir kare verilmiştir. Evet A, B, C, D noktaları verilmiş eksenler böyle kenarları da paralel. Evet A noktası A virgül B verilmiş burası da C virgül D verilmiş. Neyse yazalım hadi istersen. Burası da ne verilmiş? E virgül F ve burası da G virgül H olarak verilmiş. Şimdi madem bu köşegenlerin kesim noktası ve eksenlere paralel. E burada arkadaşım şu köşegeni çizecek olursak burada ne çıkıyor? Köşegenler şu şekilde hatta çizecek olursak. O noktasında kesiyor mu? Evet. Köşegenlerin kesim noktası orijin. O zaman bunlar birbirine eşit değil mi? Aynen öyle. O zaman burada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Şöyle bakacak olursak. birebir e, Keremektik oran 1'e birse arkadaşım. Şurası A ise burası da A mıdır? Evet. Ya burası A harfini kullandık. N ise burası da N'dir. E aynı şekilde o zaman burası burası da aynı şekilde tam böyle ee, şey olduğundan dolayı dikdörtgenden dolayı N'dir. Burası da N'dir. Aynı şeyden dolayı burası da N burası da N, burası da N, burası da N olur mu? Olur. Şimdi bu çarpım sıfır olarak verilmiş. O zaman buradaki A noktası bulduk. N birim aşağıda. Yani burası eksi N'e N noktası. Sonra şurası ne yaptı arkadaşlar? Eksi n'e n noktası yaptı. Burası ne yaptı? n'e n, e, n yaptı. Ve burası da ne yaptı arkadaşlar? n'e eksi n yaptı. Şimdi a ve c'nin çarpımı. a ve c'nin çarpımı. Yani eksi n kare yaptı burası. Eksi n kare artı e ile f'nin çarpımı. O da n kare yaptı. Eşittir sıfır yaptı mı? Doğru. Evet birincisi doğru olmuş oldu. İkincisine bakalım. İkincisinde c artı f. c artı f. c n artı f. Yani N artı N eksi B. B de eksi N. Eksi ile çarpma artı yaptı. Eşittir 3 çarpı G. G eksen. Bu buna eşit oldu mu arkadaşlar? 3N eksi 3N e eşit olmadı. Yanlış. B artı H'a bakıyorum. B dediğimiz eksi N artı H'a bakıyorum. Artı N eşittir 0 mı yaptı? Evet. Doğru oldu. O zaman cevap 1 ve 3 yaptı. Cevap denizde oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A noktası eksi 3'e K. Arkadaşım şurası eksi 3'e K. B noktası da M'ye 1. Tamam. Orijinal 3 birim bak bu eksi 3'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağında. Eksi 3'ün 6 birim sağında ne vardır arkadaşlar? Eksi 3 artı alttan 3. Yani 3'e 1 noktası burası. Bu e, M'ye 1 ya. Hocam B, A, B'nin bir yukarısında. Bir yukarısında ne var? 2 yok mu? Evet şu ordinat 1 ya. 2. E şimdi burada ne oldu o zaman? Şöyle bir şey bulduk. Eksi 3'e 2 bulduk burayı. Burayı da ne bulduk arkadaşlar? 3'e 1 bulduk. Şimdi C noktasında x'e 0 olmak üzere. X ekseninde artık ben bulabilirim. Arkadaşım şimdi sorumuz şuna dönüştü. Bak. Eksi 3'e 2 burada. Sonra 3'e 1 nerede? 3'e 1 burada. Ve ben buradan x ekseni üzerinde bir nokta seçeceğim. K, L, M, N. Hatta ben şeyi bulabilirim ya direkt. Burası bir birim yukarıda. Aşağıda işte bu x ekseni. Şurası x ekseni. Orjin nerede? Eksi 3 ile. Şurası artı 3 ya. 1, 2, 1, 0. o zaman burası da 0 yaptı. M dediğimiz orjin yaptı. Şimdi diyor ki bana şuradan böyle bir şey gidecek. Şöyle şunun da şunun toplamının en az değeri isteniyor bizden. Arkadaşlar, bunun bunun toplamının en az olması için hangi noktadan geçer diye soruluyor arkadaşlar bize. E, ben bunu bulmak için ne yapacağım biliyor musun? E, burada, buradayken böyle kestiremem en az değerini. Aa, bir tanesini simetriğini alırsam şöyle, B noktasını simetriğini aldığımda şöyle bir şey olacak. B noktası. Sonuçta şöyle yapıyoruz. Şurada katlamasını aldık gibi. Bu bizim dik üçgendeki sorulara benziyor arkadaşlar. Şunu, şunun toplamının en az değerini bulmak için bir tanesini katlamasını alıyorduk böyle. A art B'nin en az değeri, A, A artı B doğrusal kabul ediyorduk arkadaşım. Oradan o şekilde düşünüp ona göre işlem yapacağız. K, L, noktalarının hangisinde bu şekilde olur? Doğrusal olur. Arkadaşlar bu doğrusal nerede olur biliyor musunuz? Burası ne yaptı? 3'e 1 noktasıydı. 3'e eksi 1 noktası oldu burası. Buradan da bir nokta seçeceğiz böyle. O noktayı da nerede seçersek olur bu. Ya aslında bu nokta analitiği sorusu ya. Şurada da x'i 0 gibi bir nokta seçeceğiz ya böyle. E, buradaki A noktası. Burası K noktası diyelim. Ya da ne diyelim buraya da herhangi bir nokta K, L, M, N, T, O, P diyelim buraya da. A, P ve B'nin hatta burası da B üssü oldu. Ne olması lazım arkadaşlar? Doğrusal olması lazım. A, P ve B üssünün doğrusal olması lazım. Doğrusallık şartı nedir? Eğime bakacağız maalesef. Eğim işlemedik burada noktanın analitiğinde. Noktanın analitiğinden sonra dinlerseniz bu videoyu daha güzel olur sizin açınızdan. Bu doğrusallık şartı ne olacak? İkişerli eğimlerin birbirine eşit olması lazım. Evet yani eğim AP'nin ne eşit olması lazım? Eğim P, B üstüne eşit olması lazım. Ya da A, B üstüne eşit olması lazım. Neyse bunu yazdık. Buradan devam edelim. Eğim A, P'ye bakalım. Eğim A, P nedir arkadaşlar? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Yani 0, 2 bölü X, eksi, 3. Yani X artı 3 eşittir. Eğim P, B üstüne bakıyoruz. Şunu eğimi Eksi 1, eksi 0 bölü 3 eksi X olacak. Şurası 2 yaptı. Eksi 2 ile bunu çarptığım zaman eksi 6 artı 2 x yaptı. Eşittir. Burası eksi 1. Eksi 1 ile bunu çarpıyorum. Eksi x eksi 3'e eşit oldu. Buradan 3 x eşittir. 3 yaptı ve x'te kaç bulduk? 1 bulduk. Evet x 1 olacak arkadaşlar. Apsisi 1 olacak. Apsisi 1 or, orijin buradaysa tam nereden? N'den geçmek zorunda. O zaman cevap denizli oldu. Yalnız bu eğim sorusu arkadaşlar. İkişerli eğimlerin birbirine eşit olması lazım. Ya da eğimi böyle şeyle de yorumlayabilirdik tabii ki de. Ee, buradan öyle bir şey olacak. Doğrusal olacak. Şuradan şöyle bir doğrusal çizdiğimiz zaman tam n noktasından geçtiğini de görebiliriz. E, onu da şu şekilde yapabiliriz. Hocam şurası bir birim ya burası da 2 iki birim. ikiye bir oran var. Şurada bir kelebek benzerliği ikiye bir olan olacak. E, toplamda buradaki uzunlukta belli. 6 birim yani 4 birime 2 birim olacak. 2 e, birim tam buradaki şeyden geçecek. 3'ten e, 2 birim solunda bir noktası var da diyebilirdik. Bu şekilde de yapabilirdik. Ama bu soruya baktığımızda genelde bize şeylik geliyor. Yani doğrusallık şartına bakarken içerli yenilerin birbirine eşit olması daha mantıklı geliyor. Ama bu şekilde de çözülebildiğini de gösterdik en azından. Doğrusal olunca buradaki nokta N noktasından geçiyor. Cevap denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzlemi üzerinde verilen A, B, C, D noktaları verilmiş. Bu noktaları köşe kabul eden ikizkenar yamuktan bahsediyor. Valla şöyle yamuğu çizsek yamuğu yorumlayabilir miyiz? A belli. B belli değil. C belli. Şurası da belli. İki nokta arasında uzaklardan gitmeyecek gibi ama burada bakıyorum o Burada 6 değil de bak 9'a 9 görüyor musun? ordinatları aynı olan iki nokta var. O zaman analitik düzlem çizelim ki böyle garip sorularda normal böyle e, normal çizimde ulaşamadığımız sorularda böyle bu şekli çizmek en mantıklı hareket oluyor. Analitik düzlem ÖSYM de analitik düzlem çizdirmeyi çok seviyor. Bazı sorularda analitik düzlem çizmeden soruyu anlayabilecek şekilde basit bir şekilde şekli çizerek de yorumlayabiliyoruz bu arada. A noktasını söyleyelim. A noktası nerede? 2'ye 6. Şurası 2'ye 6 olsun. Şöyle. 2'ye 6 noktası. Tamam. Şuraya yazıyorum. 2'ye 6. Sonra B noktası bilmiyoruz. C ve D'nin ordinatları aynı. Evet, biri 11'e 9, şurada 11'e 9. Öbürü de 3'e e 9. Tamam, şurası 3'e 9. Burası da 11'e 9. Madem bu bir yamuk, ABCD yamuğumuz, x kenar yamuğumuz, bizim bu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. Şöyle bir x kenar yamuk olacak. Ş tam düzgün bir şekilde çizeyim. Şöyle bir x kenar yamuğumuz olacak arkadaşlar bizim. Tamam madem yamuk. Bak dikkat et şuna. Ordinatlar aynı değil bunun? Evet Ordinatları aynı. E bu şu kenarlar paralel olmayacak mı normalde? Evet. O zaman bu şeye paralelse x eksenine paralelse bu da x eksenine paralel olacak. O zaman buradaki noktayı ben bulabilirim. En, en azından ordinatı kaç yaptı? 6 yaptı arkadaşlar. Bakın ordinatı 6 yaptı. Şimdi burada başka ne yapmalıyız? Bu bir x kenar yamuktu. x kenar yamukta o zaman şu dikmeleri çizelim. Dikmeler önemliydi. Sen bu dikmeyi çizdiğin zaman bir de buradan dikmeyi çizdiğin zaman bu dikmeler birbirine eşit uzunlukta olmuyor muydu? Evet. 3 ile 11 arasındaki mesafe 3 ile 11 arasındaki mesafe 8. Hocam burası da 8. Şu parçalarda birbirine eşit. Burası 2. Burası da 3 olduğu için 2 ile 3 arasındaki mesafe 1 birimdir. E o zaman burası da 1 birim olacak. Toplamda şuraya bakacak olursak o zaman şurası neydi arkadaşım? 2 noktasıydı. Apsis olarak. 2'den 1, 8 ve 1. 11 bötede ötede ne var? 12 var? Evet burası da 12 yaptı hapsi. Şöyle gelecek olursak arkadaşlar. Çünkü burası e, 11 ya? X de burada 12 noktası yaptı. 12 6 noktası olarak buluruz. E, o zaman A virgül B'yi bulduk. 12 artı 6. Toplam kaç yaptı? 18 yaptı. Gerçekten güzel bir soru. Tam ÖSYM'lik bir soru. Dikkat edin lütfen. Üçüncü soruyu balık ısır bulduk. Geldik 4. soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde OABC eşkenar dörtgen verilmiş ve bu bir kare verilmiş. B noktası da verilmiş. Arkadaşım B noktası verilmişse hop eksenlere olan şeyi kullanacağım. Bir kere e, şu eksene paralel mi? Paralel. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan. Hocam şu x eksenine paralelse bu da y eksenine paralel olmak zorunda değil mi? Çünkü kare olduğundan 90 derece ya. 90. E bunun devamı o zaman 90 derecedir. Doğrusal olan devamı. Burası 9'a 3 verilmiş. Hocam burası 9 birimdir. Şurası da 3 birim olduğunu söyleyebilir miyiz? Ordinatın şöyle 3 birim olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. 3. Sonra bu bir ne demişti? Eşkenar dörtgen demişti. Eşkenar dörtgen a a uzunluğu diyecek olursam burası da 9 eksi a ise pisagor bağıntısı yapalım. A kare eşittir 9 eksi a'nın karesi artı 3'ün karesi diyecek olursak a'yı işlem işlem işlemle 5 buluruz. 3 4 5 üçgen çıktı. Evet a'yı 5 bulduk. E noktasına uzaklığı. E noktasının orijin olan uzaklığı isteniyor bizden. Yani şu uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Tamam. Ee, biz a'yı 5 mi bulmuştuk? Evet 5 bulmuştuk. 5 5 5 5. Kareden dolayı burası da 5. E, bu şöyle yapabilirsiniz. Hocam 9'a 8 noktası deyip 9'a 8 noktası deyip noktanın iki nokta arasındaki uzaktan gidebilirsiniz. Ya da artık burası 9 burası da 8 olmadı mı? Evet. O zaman burası o e'nin karesi yani şuraya n diyeyim n'nin karesi eşittir 9'un karesi artı 8'in karesinden de sonuca ulaşırız. 81 artı 64'ten 145 çıkıyor arkadaşlar. Bu böylelikle neyi de ne buluruz? Kök 145 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle balık kesir yaptı. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde kareler verilmiş, bunlar kare. Bir de ağırlık merkezleri verilmiş MTN. Bu MTN'leri birleştirdiğimiz zaman oluşan üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar bize. Normalde biz bununla ilgili garip bir formül var ama ben analitik düzlemde üçgenin alanını şöyle birim karelerde birim kareler içerisinde olan üçgende de aynı şeyi yapıyorum. Bir üçgen geldiği zaman şöyle bunu en küçük dikdörtgen içerisine oturturum şöyle. Bu alanı bulurken büyük dikdörtgenin alanından şu üçgenlerin alanını tek tek çıkartırım, böyle yaparım. Şimdi burada kare varken karenin ağırlık merkezinde ya köşe yanlarının kesim noktasıdır ya da buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya böler. Bu da iki eş parçaya böler şöyle. Hatta burada da küçük kare çıktığında biliyoruz. E o zaman buradan dik çizdiysek ve sıfıra iki noktasıysa burası iki ise şuradan da dik çizdiğinde şurası da eşit olacak. Burası da iki. Toplamda kaç yaptı? Burası dört yaptı. Karenin bir kenarı dört. O zaman burası da iki birim. Burası da iki birim oldu mu? Oldu. Eksi sekiz noktası eksi sekiz olduğuna göre eksi sekiz ee, tamamı sekiz. Burası altı olacak. Buradan da dik çizsen burası kaç yapacak o zaman? Şuraya kaç birim kaldı? 6 birim kaldı. Burası 6 ise bu 3 3 yaptı. E burada da dik çizsen e, ordinatı 8 olduğuna göre şuradaki uzunluk 8. Şurası kaç yapacak? 4'e 4 olacak burası. E hatta şu bir kenar 4 ya. Burası da 4 ya. Bunu birleştirdiğinde burası 90 olur. Yani burası doğrusal olmak zorunda. E ne yapacağız şimdi? Bizden MTN üçgenin alanı isteniyor. Bak şimdi dikkat. MTN. Şu üçgenin alanı bulurken Buna ait ne yapacağım ben şimdi? Bir dikdörtgen oluşturacağım. İçine sığabilecek en küçük dikdört, dikdörtgen. Hocam bu zaten 90. Şuranın 4 olduğunu biliyoruz. 8 olduğundan dolayı. Şurası 2 birim. Burası da 2 birim. Bunun devamında şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak. Dikdörtgen oluşturalım şöyle. Şöyle oluşturduk. Ee, burası 3 birim. 3 birim. Sonra şuradaki uzunlukta zaten 3 birim olduğunu biliyoruz. Ee, buraya kadar olan kısım kaçtı? 4 birimdi burası. Buraya 1 birim kaldı. E, evet, T'ye ait bir üçgen şöyle bir dikdörtgen arkadaşlar oluşturacak olursak mavi üçgene ait en küçük dikdörtgen oluştursak çok da rahat bir şekilde çıkacağını söylemiştik. Ee, sonra burası iki birimse burası da iki birim buraya kaç birim kaldı bir birim kaldı şuradaki üçgenin alanı çıkar. Sonuçta burası da iki birim burada da herhangi bir sıkıntı yok. İki, şurası iki birim yazmıştık ama şuraya, şurası iki birim tamamı üç birim olduğundan dolayı buraya da iki birim kaldı. Sonra burası üç birimdi. Ee, şu uzunluk lazım. Şurası 3 birim. 2 birim. Burası da 2 birim. Şurası da 4 birim mi? Evet. Şimdi mavi alanı bulalım. Tüm alandan arkadaşım. Şurası 2 birimdi. Burası da 2 birim. Yani burası 2. Burası da 2 yaptı. Tüm alan 2 burası. 4. 2 daha 6. Ee, sonra 5 daha 11. Şurası da kaç yaptı? 11 yaptı. Hadi bakalım. 11 çarpı burası 2 değil mi? Evet. Şuradaki dikdörtgenin alanından çıkartıyoruz arkadaşlar. 11 çarpı 2'den. Neyi çıkartacağım? Şuradaki üçgenin alanı 11 çarpı 1 bölü 2. 11 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartacağım. Eksi sonra şu üçgenin alanı 1 çarpı 5 bölü 2. 1 çarpı 5 bölü 2 eksi. Şu üçgenin alanında 2 çarpı 6 bölü 2 değil mi burası? 2 burada 4 burada olduğunda göre. 2 çarpı 6 bölü 2 çıkartacağız. Şu ikiler gitti burada 6 kaldı. 11 bölü 2 eksi 5 bölü 2 16 bölü 2'den 8 geldi. 8 6 daha 14 eksi 8 eksi 6 eksi 14 yaptı. 22 eksi 14'ten cevapta kaç çıkar o zaman? 8 çıkar. Dolayısıyla 5. soru Cehan oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Böyle diskriminat bir yöntemiyle yapanlar da olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz ama ben ÖSYM onu göstermiyor. Müfredatta yok. Böyle bir şey gördüğünüz zaman ben genelde şu şekilde e, analitik düzlemde de sorsalar en küçük analitik düzlem çizip en küçük dikdörtgen içerisine etrafına oluşturup tüm alandan dikdörtgen alandan oradaki diğer alanları dik üçgenlerin alanı çıkartıp o şekilde buluyorum. Haberiniz olsun. Evet geldik bir sonraki soruya. Alanı 17 birim kare olan bir ABC üçgenin C köşesi x ekseni üzerindedir. Valla analitik düzlem çizeceğiz galiba değil mi arkadaşım? Evet analitik düzlemi çizelim bakalım. Nereye çizelim? Yukarı doğru çizelim istersen. Yukarıda işlem yapalım. Şöyle bir analitik düzlem çizelim. Şimdi alan 17 birim kare ABC üçgeninin C köşesi x eksen üzerinde. Yani şuralarda bir yerde. Burada da olur, burada da olur. Fark etmez. Biz şimdilik şuradan seçelim. A noktasını eksi 2'ye 4 demiş. A noktası eksi 2'ye 4. Şurada eksi 2'ye 4'ü yazdım. B noktası 1'e 5 demiş. 1'e 5. Burada 1'e 5. Bu da x eksen üzerinde herhangi bir nokta. E, C köşesinin hapsisi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Hangisi? Aşağıdakilerden hangisidir? Valla şöyle baktığımız zaman şöyle bir şey. E o zaman arkadaşlar rastgele bir üçgen çizelim biz burada. C noktası şurada da olabilir. Ben şöyle bir belirledim aslında ama bakalım. Hatta şöyle bir üçgen belirleyelim. Şöyle bir belirledim ama şimdi burada alanında 17 birim kare. Ya bu soru şeye göre mi sorulmuş? Biraz önce de aslında şey yaptık ama buna ait en küçük dikdörtgen oluşturacağız. Hadi oluşturalım. Bu nokta bu arada burada da olabilir. Şurada da olabilir arkadaşlar. Bilemiyoruz. Belki burada A değerine negatif bir değerde bulabiliriz. Haberiniz olsun. Şimdi böyle bir şey gördüğümüz zaman en küçük dikdörtgenin içerisine oturtacağız diye söylemiştik. X eksenin üzerinde demişti. Şöyle bir şey yaptık. E, tüm alandan şuradaki üçgenlerin alanlarını çıkartacağız. Olay bitecek. Peki ben şuraya bir A dersem. Eksi 2'ye 4 noktası. Burası da 2 birim mi? Evet. Şuradaki uzunluğa A dersek. Şurası da kaçtı arkadaşım? 1'e 5'ti. Buradan çıkmayacak ama ya. Valla. Ben bunu mecburum şeyden yapmaya arkadaşlar. Aysa. Çünkü bu nokta sağ tarafında mı sol tarafında mı? Şöyle baktığım zaman sağ tarafında olan çiçekler de var. E, maalesef o zaman ben bunu sağ tarafında olduğu zaman o zaman şeklimiz değişecek çünkü. Çünkü sağ tarafında olursa dikdörtgen oluştururken ne yapacağız? Şöyle bir dikdörtgen oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu bilemeyeceğim maalesef. O yüzden ben bunu normal böyle bir şeyden yapacağım. ÖSYM e böyle bir soru sorar mı? Vallahi bilmiyorum. Müfredatı yani üçgenle çözülebilecek şekilde sorar ama hadi bunu da burada size tekrar etmiş olayım. Bu x 80 üzerindeki bir nokta nedir? C köşesi x 80 üzerinde yani x'e 0 gibi bir nokta. Arkadaşlar alan 17 bölü 2 eşittir 1 bölü 2. Hop şöyle noktaları tek tek yazıyoruz. Eksi 2'ye 4 yazdık. Sonra 1'e 5'i yazdık. Sonra x'e 0'ı yazdık. Sonra en üstte yazdığını bir daha yaz. Şu şekilde çarpımlara bakıyoruz arkadaşlar. Şu çarpımlara. Evet. Buradan 1 bölü 2 çarpımı bak şunlar gitti mi gitti. 17 neye eşit oldu o zaman? Mutlak değer içerisinde. Şu x'in çarpımı eksi 10 artı bu x'in çarpımı 0 artı bu x'in çarpımı 4x. Sonra diğerlerine de bakarken hocam şu x'in çarpımını bir de eksiyle çarpacaksın. Eksi 4. Bunda bu kural var. Bu eksi 5x. Bu da eksi 0 şeklinde oldu arkadaşlar. Bu. Tamam mı? Sadece bir tarafı çarparken eksiyle çarpmayı unutma. İster kırmızıları yani şu tarafı çarparken eksiyle çarp. ister bu tarafı çarparken eksiyle çarp. Sana kalmış. O zaman 17 eşittir mutlak değer içerisinde. Ay 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 ay. Burası ne oldu? Eksi 10 artı 4 x. Eksi 10 artı eksi 4. Eksi 14 yaptı burası. Artı. Şurası da eksi x mi yaptı? Evet eksi x yaptı. E o zaman burası arkadaşlar ne yaptı? Hatta eksiler içindekiler gidebilir. 17 eşittir. 14 artı x yaptı mutlak değer içerisinde. Buradan ya 14 artı x eşittir 17'dir. x böylelikle 3 gelir. Cevap büyük ihtimalle 3 ya da 14 artı x eşittir. Eksi 17 olabilir. x böylelikle eksi 31 olabilir. Çıklarda bu olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi soru, sorulduğuna göre o zaman cevabımız ne yapacak? Edremit yapacak. Altıncı soru. Böyle Edremit oldu. Aslında iki cevap vardı. Aşağıdakilerden hangisi diye sorduğu için cevap Edremit oldu. Geldik 7'ye. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D, F düzgün altıgen ve altıgenin merkezi orijindedir. Altıgenin merkezi burası yani köşegenlerin kesim noktası. En uzun köşegenlerin kesim noktası arkadaşım. Şu tam burası. Bunlar da ne oluyordu? Eşkenar üçgen oluyordu. 60, 60, 60 olduğunu biliyoruz. E burası da 60, burası da 60. Bunlar da 30, 30 yaptı mı yaptı. E noktasının apsisi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. K ile L noktalar arasındaki uzaklıktan bahsetmiş. K ile L noktası arasındaki uzaklık 6 birimse. O zaman bunlar 3, 3 yaptı. E o zaman bizden E noktasının hapsisi nedir diye soruluyor. Arkadaşım 60'ı karşı 3 30'un karşısı köküç mü yapar? Evet E noktasının hapsisi de şurası. Dik dörtgenden dolayı aşağısı da köküç yapar. Köküç birim sağda. O da hapsisi de köküç yaptı. 7. soru Akçay oldu. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde. ABC dik üçgeni ve B köşesi x ekseni AC kenarı y ekseni üzerindedir. Evet. Şöyle AC kenarı y ekseni üzerindeymiş arkadaşım. A o da, bu da bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Y ekseni üzerindeymiş A o, o kenarı da. Tamam. B noktasını vermiş. B noktası kaç? Eksi 2'ye 0 hocam burası 2 birimdir. C noktası 0 eksi 1 ise burası 1 bir birimdir. Dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var. Şuraya bir A birim diyecek olursam. 2'nin karesi eşittir. A çarpı 1'den A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. Evet A 4 çıktı burada. Sonra burada e, burada kaç? Yıldır? 150 derece olarak vermiş. 150 derece. O zaman burası kaç yaptı? 30 derece mi yaptı? Evet. E şimdi şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Devamı o zaman 90 derece olacak. Çünkü eksene paralel olduğu için. E burada ne çıktı arkadaşım? Eşkenar dörtgenin bir kenarını 4 bulduk. O zaman burası da 4, burası da 4, burası da 4. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. E noktasının ordinatı soruluyor bize. Ordinat da şuradaki uzunluk olacaktır. O da 6'dır. Koordinatları nedir diye soruluyor pardon. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 köküştür. Apsisi 2 köküç ordinatı 6 yaptı. O zaman bu da 2 köküç e 6 noktası yaptı. 8. soru Ceyhan oldu. Geldik 9'a dik koordinat düzlemine. Düzlemine boyu eninin 2 katı uzunluğunda olan. Tamam boyu enin 2 katı. A iken 2A diyor. Yani burası da A oldu mu? Oldu. E ile A arasındaki uzaklık 2 kök konuş olarak vermiş. Arkadaşım şuradaki uzunluğu 2 kök konuş olarak vermiş. Buna ait bir dik üçgen oluşturacak olursak. Hocam şurası da A ya. Burası da A oldu. A iken burası da A, Uzun kenar 2A. Burası da 2A. Ve burası da 2 kök konuş olarak verilmiş. O zaman 2 <laughs> kök 13'ün karesi eşittir. 2A ve 3A'nın kareleri toplamı 4A kare artı 9A kare. Yani burası 4 çarpı 13 eşittir. 13A kare yaptı. 13'ler nanay A kare eşittir. 4'ten A'yı da böylelikle 2 buluruz. C noktası isteniyor. Hocam C noktasına bakacak olursak şöyle. A'yı 2 bulduk ya. Bir kenar 4 oldu. Kısa kenarda 2 olmuş oldu o zaman. O zaman bu kısa kenar 2 ise. Burası 2. e Burası da 2. Bu 4. Ondan sonra şurası da 2 birim burası da 4 birim olduğunda 6 birim sağda şurası 6 oldu. C noktasına bakacak olursak 6 birim sağda 4 birim yukarıda. Yani 6'ya 4 noktası olmuş oldu C noktası arkadaşlar. O zaman cevap 6'ya 4 yaptı. Yani cevap balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. K1 pozitif gerçel sayı olmak üzere ABC üçgenin alanı 48 birim kare. Şimdi bakıyorum ki arkadaşlar hiçbir şekilde böyle analitik düzlem çizmeyle olmayacakmış gibi hissettim. Çünkü apsisleri aynı olan var mı? Yok. Ordinatları aynı olan var mı? Yok. O zaman bizim şu şeyden yapacağız. ABC üçgenin alanı 48 birim kare ya. Hani 48 biraz önce de göstermiştik. 1 bölü 2 çarpı şunu yazıyoruz. Noktaları tek tek yazıyoruz. 12'ye 0. Sonra K'ya K artı 2. Sonra 2K'ya 2K artı 2K 2. 2K'ya 2K artı 2K 2. Bunları yazdıktan sonra en baştakini bir daha yazıyorum. Yani 12'ye 0'ı bir daha yazıyorum. Sonra çapraz. Hocam şu 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 çarpımları yazıyorum. 1 bölü 2 öbür tarafa geçsin 96 olsun eşittir. Bununla bunun çarpımı 12k artı 24 artı mutlak değer içerisinde olacak bu arada. Şu ikisi çarpımı hocam 2k kare artı bu k artı 2 değil mi? Evet şurası k artı 2. 2k kare artı 2k oldu. Artı bununla bunun çarpımı da 0. Sonra diğerlerini şu çarptığın zaman eksili olacak. Şu eksi 0 oldu. Şunu çarptığın zaman da eksili. Eksi 2k kare bak normalde 2k kare e, artı 4k ama eksiyle çarptığın eksi 2k kare eksi 4k yaptı. Eksi şununla şunun çarpımı da normalde eksi 24 artı 24k eksi 24k oldu. Şununla şunun çarpımı da artı 24 normalde bir de eksiyle çarptık eksi 24 oldu. 96 eşittir. Şimdi k'lara bakalım. 2K kareler gitti mi? Gitti. Sonra 12K burada. 2K daha burada. 14K. Hocam 14K şu eksi 10K yaptı. Eksi 10K eksi 4K eksi 14K yaptı. İnşallah işlem hatası yapmam ya vallahi billahi. Sonra 24 burada var. Başka sayı olarak burada da 24 var. Aa bu gitti. Değil mi? Evet gitti. O zaman eksi 14K direkt 96'ya eşit oldu. Başka da sayı yok. O zaman buradan eksi 14K dediğimiz K kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada aslında 14K mutlak değer içerisinde 14K eşittir 96. Ya buradan 14K eşittir 96'tır ya da 14K eşittir eksi 96'tır. K buradan kaç olur? 96 bölü 14 ya da eksi 96 bölü 14'tür. Şıklarda e aşağıda, aşağıdakilerden aslında K aşağıdakilerden hangisi diye sorulmalıydı. Eee şıklarda hangisi varsa ona bakacağız. 2'ye bölsen kaç yaptı? 48. Burası 48 bölü 7 yaptı. Burası da ya da eksi 48 bölü 7 yapmalı. Şıklarda hangisi var? O da 48 bölü 7 E şıkkında var. Böylelikle arkadaşlar cevabı E diremiti olarak bulduk. Ve böylelikle bitirdik. Noktanın analitini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda doğrunun analitinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.